Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size birden çok sayfaya sahip bir pdf dosyasının bazı sayfalarını nasıl silebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Ben örnek olması açısından önceden şöyle bir pdf dosyası oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu pdf dosyası 10 sayfadan oluşuyor. Sırayla da şöyle numaralandırdım altlarına. Bakın birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, 4. sayfa, 5. sayfa, 6. sayfa, 7. sayfa, 8. sayfa, 9. sayfa ve 10. sayfada 10. sayfa. Gördüğünüz gibi şu anda 10 sayfalı bir PDF dosyamız var. Diyelim ki ben bu 10 sayfalı PDF dosyasının bazı sayfalarını silmek istiyorum. Bunu herhangi bir ekstra program ya da eklenti vesaire kullanmadan yapacağız arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken ilk şey Chrome tarayıcımızı aç açmak. Sonra arkadaşlar, Chrome tarayıcımızı açtıktan sonra biz hangi PDF dosyasının sayfalarını silmek istiyorsak faremizde o PDF dosyasını tutuyoruz ve şöyle Chrome tarayıcısına bırakıyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bizim PDF dosyamız Chrome tarayıcısına yüklendi. E şimdi arkadaşlar, bu PDF dosyasının bazı sayfalarını silmek için e gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yazdır simgesi var. Bu yazdırma simgesi burada da olabilir ya da şu üç noktanın içinde de olabilir. Chrome sürümleri sürekli değiştiği için bunların bu yazdır simgesinin yerinde farklılıklar olabilir arkadaşlar. Şimdi ilk başta bu yazdır simgesini tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada bu sayfada gördüğünüz gibi sayfalar diye bir kısım var. Karşısında da kutucuk var arkadaşlar. Bu kutucuğu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra açılan kısımda özel diye bir kısım var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladığınız zaman arkadaşlar altta gördüğünüz gibi bir kutucuk daha açıldı. Şimdi siz e, hangi bu pdf dosyasının hangi sayfalarını silmek istiyorsanız arkadaşlar e, o sayfaları buraya yazmadan e, sayfa numaralarını yazıyorsunuz. Örnek olması açısından ben mesela birinci sayfanın e, bu pdf dosyasından silmesini istiyorum. O zaman bir ile başlamıyorum. Ne yazıyorum? 2 diyorum arkadaşlar. 2 dedikten sonra arkadaşlar Tire yapıyorum sonra hangi sayfanın gözükmemesini istiyorum e, dördüncü sayfanın silinmesini istiyorum o yüzden 3 yazıyorum yani hangi pdf dosyasının e, sayfasının silinmesini istiyorsanız ondan bir önceki rakamı yazıyorsunuz sonra buraya virgül koyuyorsunuz arkadaşlar ben 4'ü silmek istiyordum o yüzden 4'ü yazmadım sonra ne yazıyorum 5 yazıyorum 5 yazdıktan sonra tire diyorum arkadaşlar ondan sonra hangi sayfanın silinmesini isteyeyim ben 8. sayfanın silinmesini istiyorum. Onun içinde 8'den bir önceki sayı yazıyorum. Yani 7 yazıyorum. 7 yazdıktan sonra virgül koyuyorum arkadaşlar. 8'i silmek istiyordum ben. O yüzden 8'den sonraki sayfa sayısını yazıyorum. Neydi o da 9. 9 yazdıktan sonra tire diyorum arkadaşlar. Ondan sonra son olarak da son sayfamızı yazıyoruz buraya. 10. sayfa olarak. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar kontrol edelim. Bakın birinci, sayfayın, birinci sayfanın silinmesini istiyorum ben. O yüzden 1 başlamadım. Sonra dördüncü sayfanın silinmesini istiyorum. Bakın buraya dördü yazmadım arkadaşlar. Sonra sekizinci sayfanın silinmesini istiyorum. Bu yüzden 8'i buraya yazmadım arkadaşlar. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra buradan yazdır diyorsunuz. Yazdır dedikten sonra bilgisayar bu belgeyi, yeni belgeyi nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Ben masaüstü diye seçtim buradan. Sonra isim verelim. Ne diyelim? yeni diyelim arkadaşlar. Sonra kaydet diyoruz. Sonra bu tarayıcıyı kapatıp masa bir gelelim. Şöyle yenileyelim. Şimdi yeni sayfamız bu arkadaşlar. Tıklayıp açalım arkadaşlar. Yeni dosyamızı. Şu anda dosyamız açıldı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi normalde sayfamız 1 ile başlıyordu. Ben birinci sayfayı sildiğim için birinci sayfa burada yok. Sonra aşağı inip diğer sayfaları kontrol edelim de 4'ü silmiştik. Biz 4'ün olmaması gerekiyor. Bakın 3'ten sonra direkt 5'e geçmiş çünkü biz 4'ü sildik. Sonra bir de biz 8. sayfayı silmiştik arkadaşlar. Bakın burada 7 var. 7'den sonra 8'in olmaması gerekiyor. Direkt 9'un gelmesi gerekiyor. Bakın 9. sayfa ve son olarak da 10. sayfa arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak çok sayfaya sahip bir pdf dosyasının bazı sayfalarını silebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.